Merhabalar başkanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Bülent Biçer'den, Saraybosna'da yaşıyorum. Burada bir bizim firmam var. Traju naši brat
bratski i prijateljski odnosi, ali naša saradnja svakim danom postaje sve značajnija i sve bolja. Sanjamo o prijateljstvu, pričanju prijateljstvu, pričanju prijateljstvu, ali sam znali ta bindovicu tog sanjeva je vrda kardeških sözleşmesinin zamanı. Ama bizim kardeşlik bağlarımız daha çok daha öteye gidiyor. Çok değerli katılımcılar, sayın belediye başkanları, değerli Saraybosna Belediye Başkanımız ve bu akşam burada bulunan değerli büyükelçiler, siyasi partilerin değerli temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan ayının son haftasına girerken çok değerli dostum Benjamin Akariç hanımefendinin davetiyle B40'ın Saraybosna'da Bosna Hersek'le ilgili toplantısı için bir aradayız. 16 milyon İstanbullunun size selamlarını getirdim. Benjamin Hanım'ın misafirperverliği ve bugün yaptığımız Balkan şehirleri ağına yeni katılan 3 belediyemiz ve daha önce katılmış olan Laktaş Belediyesi ile beraber bize eşlik eden diğer belediye başkanlarına da çok teşekkür ediyorum. Bosna'ya İstanbul halkının ve bütün Türkiye'nin özel bir ilgisi, özel bir sevgisi vardır. Gönlünde ayrı bir yeri vardır. Bu akşam komşu bir coğrafyada dost sofrasında iftar açmanın onurunu yaşıyorum. Ramazan ayı bu sene çok özel bir döneme denk geldi. 3 büyük dinin inananları açısından çok özel bir yıl oldu. Bu yıl Müslümanların Ramazan ayı, Musevilerin hamursuz bayramı ve Hristiyanların Paskalya bayramı ile aynı ayda 3 dinin özel günlerini bir arada yaşandı. Benzer bir durum hem İstanbul'da hem Saraybosna'da var. Çünkü inançlar ve farklı etnik kökenler bir arada yüzyıllardır yaşadıkları iki kent Saraybosna ve İstanbul. Saraybosna ve İstanbul şükürler olsun ki bu Ramazan ayını gayet huzur içerisinde geçiriyor. Gönül ister ki dünyadaki bütün kentler huzur ve barış içerisinde olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çok önemli bir emanetidir. Her zaman söyleriz ve bu prensip altında yürümeyi kendimize sorumluluk ediniriz. Yurtta barış, dünyada barış. Geçen hafta Polonya'da Varşova'daydım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına Ukraynalı mültecilere 14 tır yardım gönderdik. Bunun bir bölümünü Varşova Belediyesi'ne teslim ettik. Orada 3 milyona yakın mülteci var. Bizler savaşın ne demek olduğunu ve ne acılara mal olduğunu iyi bilen bir milletiz. Bunu gerçekten çok derinden, çok acı bir şekilde yaşamış olan topraklardayız. Dolayısıyla bu anlamda bütün dünyaya barış dileklerimi, savaşın son bulması dileklerimi de iletmek istiyorum. 20. yüzyılın başında Balkanlarda 1. Dünya Savaşı öncesi 1 milyondan fazla insan İstanbul'a başta olmak üzere Türkiye'ye göç etmişti.
Bu büyük göçün sonrasında coğrafyada ne kadar büyük zorlukların yaşandığını hep birlikte biliyoruz. Bu anlamda özellikle bütün kentlerde yaşanan mülteci sorunu, göç sorununun da uluslararası anlamda dikkate alınıp çözümü noktasında bütün toplumların, bütün ülkelerin bir arada hareket etmesini diliyorum. Bu noktada herkesi göreve davet ediyorum. Özellikle biz Bosna Hersek ve Saraybosna'ya titizlikle, özenle bakan bir milletiz. Büyük acılardan sonra Bosna Hersek Cumhuriyeti'nde çoğulcu bir demokrasi inşa etmeye çalışıldı ve bunu başardılar. Dolayısıyla demokrasinin güçlendiği, bütün milletlerin bu topraklarda barış içerisinde özgür bir biçimde yaşadığı günleri temenni ediyorum. Bu noktada ve bu çaba içerisinde yerel demokrasi üzerinden her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğumuzu, Saraybosna'nın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Temellerini İstanbul'da attığımız B40 ağının ikinci toplantısını Saraybosna'da yaptık. Ve özellikle Saraybosna'daki toplantının hoşgörü ayı olan Ramazan'a denk gelmesi, iftarda buluşmuş olmamız, bugün 5 belediye olarak Bosna Hersek'te bulunan 5 belediye olarak işbirliği konusunda el sıkışmış olmamız bizim hem Balkanlar adına hem İstanbul'da başlattığımız B40 ağı adına gurur verici ve mutluluk verici. Bu duygularla İstanbul'a dönüyorum. Yakın coğrafyada yaşayan insanların mutluluğu ve huzuru bizim de mutluluğumuz ve huzurumuzdur. Özellikle Bosna Hersek'teki dostlarımızın mutluluğu ve huzuru bizim de mutluluğumuz ve huzurumuzdur. Burada insanlar tedirgin olduğunda bizim de huzurumuz kaçar. Bu dayanışma ruhu, inancı, yaşam tarzı ve kökeni ne olursa olsun bu dayanışma ruhuyla çok güzel günlerin bu toprakları da beklediğini ve bu yönde bütün çalışmalarda güçlü bir biçimde yanınızda olduğumuzu tekrar ifade edeyim. Topraklarımızın bilgesi, Anadolu'nun yüce insanı Hacı Bektaş-ı Veli'nin sözünü hatırlatmak isterim. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. İyiliğin gücü Kur'an-ı Kerim'de de çok güzel anlatılmıştır. Kutsal Kur'an'ın Fusiliyet Suresinin 34. ayetinde iyilikle kötülük bir olmaz, sen kötülüğü en güzel davranışlarınla sal. O zaman göreceksin ki seninle aranda düşmanlık bulunan kimse sıcak bir dost oluvermiş. Sözlerime son verirken sevgi, kardeşlik, kucaklaşma günleridir Ramazan ayı. Bu ayda iyiliklerin de sizinle bir arada olmasını diliyorum. Önümüzde Ramazan bayramı var. Tüm insanlık için iyilikler getirmesini ve barış getirmesini diliyorum. Ramazan bayramınızı şimdiden en sıcak duygularımla kutluyorum. Ramazan